Ketojenik diyet ve sık sorulan sorular bölümüne geldik. Şimdi ketojenik diyeti başladınız, yaptınız. Hedeflerinize ulaştınız. Diyelim ki 80 kilodan 70 kiloya düşmek istediniz. 10 kilo verdiniz. Başka da hiçbir sorunuz yok. Ketojenik diyeti hocam sürdüreyim mi? Geri mi bırakayım? Ne yapayım diye çok sık sorular geliyor. Bazı şeyler yapabilirsiniz. Ben bunları seçenekleri tek tek size anlatmak isterim. Birincisi ketojenik diyeti bir ömür boyu sürdürmek isteyen hastalarımız var. Yani hocam kilomu verdim, ketojenik diyetten son derece memnunum. Biz bu ketojenik diyeti sürekli yapabilir miyiz? Şimdiye kadar böyle bir performans hiç almadım. Bedensel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Ruhsal olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Ketojenik diyeti sürdürebilir miyim? Evet, sürdürebilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi ketojenik diyetle verdiğiniz kilolardan sonra, ideal kiloya ulaştıktan sonra eğer yağ alımını birazcık arttırmazsanız kilo vermeye devam edersiniz. O zaman da istenmeyen fazla kilo vermelerine yol açar. O da konfor bozuyor. Bunu önlemek için yağ alımını biraz arttırıyoruz. Şimdi demin ki az önceki videolarda izlediğiniz gibi 80 gram, 100 gram civarı tutuyorduk yağlarımızı. Eğer hedef kiloya ulaştıktan sonra yağları 110, 120, 130 grama kadar günlük yükseltebiliriz. Bu durumda enerjimizi daha çok dışsal yağlardan alaraktan sistemi yürütebiliriz. Ya da bir kısım hastalar diyor ki, hocam ketozisi sağlamak bizim açımızdan zor oluyor. Biz de hedef kilolarımıza ulaştık. Ben ara ara ketojenik diyet yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Ben buna intermittent keto diyorum. Aynı intermittent fasting gibi. Bunu kendim de uyguluyorum. Nasıl uyguluyorum? Haftada 5 gün, yani çalışan insanlar olduğumuz için 5 gün ketojenik diyet normlarında besleniyorum. Cumartesi, pazarda hani çevreyle daha çok iletişim kurduğumuz için, aileyle daha çok iletişim kurduğumuz için işte gezip tozmalar da hafta sonu biliyorsunuz daha çok oluyor. Dolayısıyla hafta sonu low carb'a geçiyorum. Yani low carb'a geçtiğimiz zaman ne oluyor? Evre 2. Yani 50-130 gram karbonhidrat bölümüne geçiyorum. Karbonhidratımı nasıl alıyorum? Ekmekle, tatlıyla kesinlikle değil. Nasıl alıyoruz? İşte bakliyat dediğimiz kompleks karbonhidratları sisteme katıyorum. Nedir bu? Nohut, işte kuru fasulye, mercimek gibi. Biraz böyle hafiften bir meyve katabiliyorum. Böyle yarım elma kadar işte en fazla bir adet meyve o geçmeyecek kadar hafif bir meyve katabilirsiniz. İşte çerezleri artırabilirsiniz. Bu gibi şekilde kandaki günlük aldığımız karbonhidrat miktarını 130 grama kadar yükseltebilirsiniz. Sonra hafta içi tekrar bir keto, yani tekrar 30 gramın altına sıkı bir karbonhidrat kısıtlaması, hafta sonu tekrar bir gevşetme şeklinde bu şekilde kilonuzu gayet güzel bir şekilde korursunuz. Dediğim gibi ketojenik diyeti sürdürüp sürdürmeme size kalmış bir şey. Ömrünüz boyunca ketojenik diyet yapmak zorunda değilsiniz. Konuyu da iyice kafanıza yazarsanız, beyine, bu hafızanıza iyice oturtursanız, eğer kilo aldığınız dönemlerde gerekirse hemen hızlıca keto'ya girersiniz. Ondan sonraki diğer evrelerde low carb'da kalırsınız. Benim bir hekim olarak tavsiyem, hiçbir zaman normal standart Türk tipi beslenmeye geri dönmeyin lütfen. Yani 130 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram gibi şeylere tekrar çıkmayalım. Çünkü bu evre oldukça sağlıksız bir evre. Hipertansiyondan tutun, diyabete kadar, kalp hastalığından tutun, kansere kadar birçok hastalığa zemin hazır. Hastalığı doğrudan yapmaz ama kolayca hastalığın gelişmesine yol açabilir. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Evet, ketojenik diyetle ilgili soruları devam edelim. Bu diyeti yaparken biyokimyasal parametreler ne oluyor hocam? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bir kere şöyle oluyor. Kan şekeri belirgin derecede ketojenik diyetten etkileniyor.
ilk haftalarda, ilk günlerde hatta ilk etkilenen şey kan şekerinizin. Eğer diyabetiniz yoksa göreceksiniz ki yavaş yavaş 90, 80, 70, 60 seviyelerine kadar düşebilir. Bu ketojenik diyette son derece tipik bir şeydir. Hem keto yapıyorsunuz, hem kan şekeriniz 120, eğer diyabet hastası değilseniz 120-130 gibi değerler ketojenik diyeti yapmadığınızı gösterir. Genelde kan ketonları yükseldikçe kan şekeri onunla birlikte aşağı iner. En sık rastladığımız korelasyon bu şekilde. Trigliseritleriniz çok hızlı düşmeye başlar. 3. 4. haftada normal seviyelere, yani eğer 300-400 gibi çok yüksek seviyede değilse, 200-250 gibi seviyesi olan bir kişinin trigliserit seviyesi genelde 3. 4. haftada 150'nin altına düşer. Eğer ketojenik diyeti ısrarla sürdürmeye devam ederseniz göreceksiniz ki 2. ayın sonunda trigliserit 100'ün altına düşer. Bizim en çok istediğimiz değerler bu değerler. Trigliserit bölü HDL değeri 3'ün altında olmalı. Yani trigliserit 100'ün altında olup HDL 50'nin üstüne çıkarsa hemen otomatikman 3'ün altına, hatta 2'nin altına düşebilir. Diğer bir çok tipik ketojenik diyet parametresi de HDL değerinin yükselmesidir. Kan şekeri düşmesi, trigliserit düşmesi, HDL'nin yükselmesi ketojenik diyette çok sık rastladığımız ve çok arzu ettiğimiz çok tipik bir sağlık göstergesidir. Bazı insanlarda total kolesterolde bir yükselme olabiliyor. Bunun bir önemi yok. Bu sağlığınıza asla zarar vermeyecek. Total kolesterol üzerinden tedavi çok böyle 70'li 80'li yıllarda yapılıyordu. Artık günümüzde bu değerlere çok dikkate almıyoruz. Yine ketojenik diyet yapan hastalarımızın %30-40'ında da hafif bir LDL artışı olabiliyor. Bu da çok önemli değil. Lütfen buna da takıntı yapmayın. Benim diğer videolarım arasında kan yağlarını değerlendirme dediğimiz bir durum söz konusu. Böyle bir video hazırladım. LDL'nin burada çok daha detaylı anlatıyorum bu videoda. Ama burada sırası gelmişken de çok kısaca bir parantez açayım. LDL'nin LDL 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere alt grupları söz konusu. LDL 1, 2 büyük küreli LDL'ler. LDL 5, 6 da küçük küreli LDL'ler. Küçük küreli LDL'lerin sayısı bizim için çok önemli. Eğer küçük küreli LDL sayısı giderek artıyorsa bu kötü işarettir. Eğer 1 ve 2 numaralı LDL'ler artıyorsa bu da iyi işarettir. Yani LDL her zaman kötü bir molekül değildir. LDL kötü olabilir, iyi de olabilir. Ketojenik diyet yapan kişilerin LDL'leri LDL 1, 2 gibi, yani iyi LDL'lerin arttığı bir konfigürasyona dönüşüyor diyet ilerledikçe. Biz bu değerleri nasıl ölçüyoruz? Lipoprint diye bir test var. Lipoprint, printer gibi anlatılıyor. Bu testi yaptırtırsanız LDL alt gruplarını ölçebilirsiniz. Bunları ölçüp benim web sayfama ya da Instagram'daki sayfama mesaj olarak gönderebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde inceleyebilirim. Peki diğer bir soru, kimler kesinlikle yapmamalı? Ketojenik diyeti kimler yapmamalı? Çok az bir grup ketojenik diyet yapmasa iyi olur. Bunlar da özellikle gebelerin ketojenik diyet yapmasını, emziren annelerin ketojenik diyet yapmasını çok arzu etmiyoruz. Çünkü ketoasidoz ise gebelikte ve emzirme döneminde bir eğilim var. Bu sadece insan pratiğinde değil, veteriner pratiğinde de öyle. Yani gebelik özel bir durumdur. Bir asidoza bir eğilim oluyor. Dolayısıyla gebelikte low carb öneriyorum ben. Gebelik ve emzirme döneminde. Düşük karbonhidrat beslenme. Yani kan ketonlarını yükseltmeden fakat 130 gramın altında, 50 gramın üstünde bir değer istiyorum. Ketojenik diyet bazen konstipasyon dediğimiz kabızlığa yol açabilir.
Eğer ameliyat olacak kadar şiddetli kabızlık çeken bazı insanlar oluyor. Ketojenik diyet bu kabızlığı daha da provoke edebilir. Şiddetli kabızlık için benim söyledim. Ara hafif bir kabızlık var, ketojenik diyet ya, öyle bir durum söz konusu değil. Çok ağır derecede doktora gitmesi gerekecek kadar kötü bir kabızlık yaşayan kişiler, hatta cerrahi müdahale gereken kişilerin ketojenik diyet yapmamasını öneriyor. Bunun dışında ketojenik diyeti kesinlikle yapamaz diyeceğimiz kişi yok. Ketojenik diyetin komplikasyonları sık sorulan sorular arasında. Az önce kabızlıktan bahsettik. Herkes de olmuyor. %50-60 civarında bir hasta grubunda kabız oluyor. %10 civarında bir hasta grubu var ki ishal oluyor. İshal de olabiliyor, kabızlık da olabiliyor. İshal çok 1-2 gün olur, sonra kaybolur gider. Kronik ishale dönüşmez. Kabızlık bazı insanlarda süregen olabilir. Yani uzayabilir. Bu durumlarda biz genelde hani bol sıvı almayı öneririz. Biraz daha yağ alımını artırmayı öneririz. Efendim lifli gıdalardan işte sebze ağırlıklı, biraz daha sebzeyi artırırız, salatayı artırırız. İşte mantar gibi lifli gıdalar çok yararlı olur. Ne bileyim işte turp gibi, hani yüksek karbonhidrat içermeyen fakat lif oranı da yüksek olan, işte kereviz gibi, kereviz sapı gibi lifli sebzeleri özellikle öneririz. Keto rash diye bir tablodan size bahsetmek isterim. Ciltte böyle eritematöz, yani kırmızı, kaşıntılı, genelde ensede, iki göğüs arasında, karın bölgesinde, sırtta, iki kürek kemiği ortasında olabilen bir kaşıntı olabilir. Çoğu zaman birkaç gün içinde kaybolur. Hemen ketojenik diyeti bırakmanız gerekmiyor. Fakat bazen inanılmaz derecede yüksek bir kaşıntı ve rahatsız edici seviyede olabilir. O zaman bundan kurtulmak için biz hastalarımıza tekrar low carb dediğimiz bir üst seviyeye tekrar, yani evre 2'ye tekrar çıkmalarını öneririz. Daha sonra bir hafta 10 gün sonra tekrar, ama çok şiddetli değil. Genelde keto rash'ın sebepler arasında böyle birden çok ağır karbonhidrat kısıtlaması yer almakta. Bir sonraki şeyde işte 100 gram karbonhidrat, 80 gram karbonhidrat, ertesi gün 10 gram daha eksik, 70 gram, 60 gram, 50 gram, 40 gram şeklinde yavaş yavaş karbonhidratı kıstığımız zaman keto rash'a karşı etkili bir yöntem olabiliyor. Buna rağmen yine de bundan kurtulamayan hastalarımız oluyor. Bu tür durumlarda da birkaç ay keto'yu bırakmalarına, low carb'ta kalmalarına, sonra tekrar sistematik bir şekilde başlamalarını öneriyoruz. Eğer her defasında keto rash oluyorsa artık yapacak bir şey yok. Low carb'da kalacağız. Keto flu dediğimiz bir tablo var. Bu da flu İngilizce'de gripal, hani enfeksiyon anlamına gelir. Bir halsizlik, yorgunluk, üşüme, titreme, sanki hasta mı olacağız, grip mi olacağız acaba diye bir geçici bir tablo. Bu yani bu diyeti yapan insanların %30-40'ında görülebiliyor. Çok geçicidir. Yani hiçbir şekilde tedaviyi gerektirmez. 10-12 saat, en fazla 24 saat sürer. Bol tuz, işte şalgam, turşu suyu, işte soda gibi, kemik suyu, ilikli kemik suyu özellikle tavsiye ediliyor. Mineral eksikliğidir bunun sebebi. İlik suyunda çok mineral olduğu için tuz ve sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerin tekrar replase dediğimiz, tekrar yerine konulmasıyla kişide bir ciddi bir rahatlık olur. Osteoporoz olduğu iddia ediliyor. Ketojenik diyet osteoporoz, yani kemik erimesine yol açtığını söylüyor. Bununla ilgili kanıtlanmış herhangi bir veri yok. Aksine osteoporoza da iyi geldiği söyleniyor. Efendim, kalp krizi yapar mı? Ketojenik diyet kalp krizi yapmaz. Ben kalp krizi geçiren hastalara yoğun bakımdayken ketojenik diyet daha uzman öneriyorum. Başlamalarını tavsiye ediyorum. Çoğu hastaya da başlıyoruz.
Peki başka sorular, tip 1, tip 2, diyabet, hipertansiyon, kalp hastaları, kanser hastaları keto yapabilir mi? Neden yapmasın? Ketojenik diyeti yapmaması gereken kişileri az önce bahsettim. Tip 1 hastası da, tip 1 diyabet hastası da, tip 2 diyabet hastası da ketojenik diyeti çok iyi bir şekilde yürütebilir. Fakat bunu hekim kontrolüyle yapmasında fayda var. Özellikle tip 1 hastaların, çünkü insülinlerin dozlarının ayarlanması gerekiyor. Eğer çok bilinçliyse hem tip 1 hem tip 2 hastası çoktan keto yapmış, bir sürü kazanımlar elde etmiş, bana kontrole geliyorlar. Bu tür hastalar var. İlaç kullanıyorsanız bir profesyonelle gitmenizde fayda var, bir hekim olarak. Yani o ilacı keseyim mi, bu ilacı başlayayım mı, azaltayım mı gibi ayarları lütfen hekiminize bırakın. Arzu derseniz doğrudan bana başvurabilirsiniz. Arzu derseniz bu işlerle uğraşan bölgenizde bir hekim varsa onunla da tabii ki devam edebilirsiniz. Spor ve ketojenik diyet yapılabilir mi ya da bu durumlarda ne yapacağız? Sporcuların çoğuna ketojenik diyet oldukça uygun bir diyet. Yağın 1 gramı 9 kaloridir arkadaşlar. Karbonhidratın 1 gramı 4 kaloridir. Sporculara sporcu beslenmesi diye sürekli karbonhidrat veriliyor. Ben bunu çok sakıncalı buluyorum. Karaciğer yaralanması olan o kadar çok sporcu var ki hipertansiyon olan, hatta bozulmuş glikoz tolerans testi olan birçok sporcu var. Çok yoğun makarna, pirinç gibi gıdalar veriliyor. Bunu çok uygun bulmuyorum. Sporcuların beslenmesinde spor yapmadan yarım saat 45 dakika önce 50 gram kaymak almalarında büyük fayda var. Böylece spor sonrası ani açlık krizlerine iyi geliyor. Hani spordan sonra en büyük problemlerden bir tanesi spor iştah arttırıyor. İştah artınca tabii hemen kişi buzdolabına saldırıyor. Oradan hemen ne vurursa onları götürmeye çalışıyor. Spor yapmadan, yani spor dediğim şey 45 dakika 1 saati yakın spor yapanlar için geçerli. Spor yapmadan bir 45 dakika önce 30 işte 50 gram kadar, 60 gram kadar bir kaymak yiyebilirlerse ya da yiyemiyorlarsa 45 dakika önce bir işte iki kaşık MST'li kahve ya da iki kaşık tatlı kaşığı Hindistan cevizli kahve tüketmesi durumunda spor sonrası açlık meydana gelmiyor. Maraton gibi çok ağır sporları yapan ya da ultramaraton gibi çok ağır sporları yapan kişilerin hekimiyle doğrudan görüşüp hani daha teknik bir destek almaları gerekiyor. Çünkü onların protein alımlarını da arttırmaları gerekiyor. Bu videoda hani standart ketojenik diyet yapan kişiler için hazırlanmış bir video. Eğer maratoncuysanız, eğer uzun dayanıklılık sporu gibi mesela 100 kilometre bisiklet gibi hafta sonları falan gibi durumlarda yapıyorsanız sadece yağ alımı değil birlikte protein alımını da hafifçe arttırmanızda fayda var. Çocuklar ketojenik diyet yapabilirler mi? Çocuklar elbette ketojenik diyet yapabilir. Eğer karaciğerde yağlanma varsa, obezite çok belirginse çocuğu belirgin yani hedef kiloya kadar ulaştırana kadar ketojenik diyet yapmasında hiçbir sakınca yok. Çocuk hastalarım da var benim. Ketojenik diyet yapan çocuk hastalarında herhangi bir büyüme, gelişme kusuru rastlanmıyor. Evet, videolarımızın bu bölümüne kadar izlediyseniz demek ki kendinizi önemsiyorsunuz demektir. Ketojenik diyetle ilgili başlayıp yani sonlandırma ve sık sorulan sorularla ilgili olaraktan ilave sorularınız varsa, anlamadığınız bir yer varsa, destek olmamı istediğiniz bir şey varsa Instagram sayfamda DM'den lütfen yazın, videonuzu izledim hocam, videolarınızı ancak şöyle bir sorun var şeklinde sorabilirseniz ben size o sorunuzla mutlaka yanıt veririm. Şimdilik başarılar diliyorum. Kolay gelsin.